Herkese merhaba. Bir başka videoda hoş geldiniz. Bugün Hollywood Hills'deyiz ve arkamda görmüş olduğunuz inanılmaz modern evi dolaşacağız. Bu evin çok orijinal bir mimarisi var. Arazisinin inanılmaz manzaraları var. Hakikaten çok güzel bir tur olacak. Ben çok heyecanlıyım. Umarım siz de bu turu beğenirsiniz. Bu evin 5 yatak odası, 8 banyosu, 1453 metrekare iç alanı ve 2720 metrekarede arazisi var. Ve bu evin şu anki piyasadaki değeri 54.950.000 dolar. Her zaman olduğu gibi bu evle ilgili olan bilgileri videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ve turumuza da başlamadan önce bu evin emlakçılarına teşekkür etmek isterim. Ve şimdi turumuza başlayabiliriz. Bu ev Hollywood Hills'in çıkmaz sokaklarının birisinin üzerinde ve tam da arazisi dağın eteğinin ucunda, dolayısıyla inanılmaz bir manzaraya sahip. Ve burası da evin girişi. Çok güzel yerde limestone taşlar var. Evin çok orijinal, modern bir mimarisi var. Ön tarafta zeytin ağaçları ve eve birazcık renk katmak için burada da güzel böyle kendi başına duran çelik bir paneli var. Çok da güzel bir turuncu renginde ve aynı çelik panelden de böyle bir kapalı giriş yapmışlar. Ön kapısı da aynı renkte. Ve şimdi içeriye girelim. Şimdi de bu evin girişindeyiz. Zaten dışarıda da bahsettim, turuncu bir kapısı var. Gayet değişik. Aynı rengi içeriye de taşımışlar bu çelik panelle. Değişik bir mimari dizayn yapmak için. Ama daha önemlisi, eve girer girmez karşınızda inanılmaz bir şehir manzarası var. Zaten cam kapılar açık, dışarıya kadar gidiyor. Arkamızda oturma alanı var, oraya da gideceğiz. Ama önce sizi buraya götüreceğim. Burada mutfak ve ufak bir oturma alanı var. Bu evin mutfağı çok orijinal. Biraz aslında mütevazi diyebiliriz. Bar oturma alanı, güzel bir adası var. Hep doğal taşlarla kaplı. Ortada bookmatchleriz. Çok güzel bir şekilde eşleştirilmiş. Sağımızda, solumuzda cam kapılar var. Bunların hepsi otomatik. Daha da orijinal olanı dışarıda gölgelik dediğimiz, yani cantilever bir dizayn var. Bu dışarıdaki çelik paneller ortadan katlanıp evin yukarısında ya korumalı çatı gibi bir efekt yapıyor ya da gün içerisinde çok ışık aldığınızda camların önüne indirebiliyorsunuz. Çok orijinal bir detay. Bu evi özgü. Ondan bahsetmek istedim. Oturma alanı, karşıda gazlı bir şöminesi, televizyonu var. Bir düğmeye bastığınızda bu televizyon kendini de kapatabiliyor. Daha böyle bir minimalist görüntü için. Bahsettiğimiz beton duvarlardan bahsediyoruz. Yani board form, yani tahtalarla form edilmiş güzel beton duvarlar. Burada da o detay var. Bu taraftaki otomatik kapılar yan taraftaki, yani mutfağın karşısındaki patio'ya açılıyor. İnanılmaz şehir manzaraları. Herhalde bu videoda bir 100 defa manzara diyeceğim. Çünkü hakikaten her kattan inanılmaz bir manzara var. Mutfağa geri dönersek, adamız sağ tarafta. Bütün appliance'lar, yani beyaz eşyalar adada. Mikrodalgası, fırını. Bu tarafta da lavabosu, yine doğal bir taşı var. Güzel bir detay. Türkiye'de bunu insanlar yapmak istiyorsa tavsiye ederim. Arkaya cam paneli koyup mutfağı birazcık içeriye çekmişler ki camı açıp mutfağı aslında dışarıya açabiliyorsunuz. Çünkü orada da barbekü alanı var. Devam edersek, bunlar da meşhur Amerika'da. Bu otomatik buzdolabı diyorum, bulaşık makineleri. Devam edersek induction ocağımız burada. Buzdolabı, şarap odası, şarap duvarı. Buradan da içeriye girersek, bu da enteresan bir çalışma, unuttum. Espresso aleti, espresso yapma makinesi, cappuccino, her şeyi yapabiliyorsunuz. Devam da edersek pantry diyoruz, işte yemeklerinizi, kuru gıdanızı koymak için olan yer. Burada da şef mutfağı var. Şef mutfağı neredeyse ana mutfak kadar güzel. Her şey var burada. İşin de enteresan kısmı, bu evin sahibi mimariyle beraber, yani Tom Kundik'le beraber bu evi bir şefe dizayn ettirmişler. Bu mutfağı, pardon. Dolayısıyla hakikaten çok fonksiyonel, her şey olan, iki tane bulaşık makinesi, lavabosu olan, her şey stainless steel dediğimiz, yani bu çelik, paslanmaz çelik mutfak üstleri, açık raflar. Burada da yana açılan bir kapısı var bu evin. Ki şef geldiğinde ya da bir catering şirketi tuttuğunuzda hiç eve girmeden buradan bu mutfağa girip hazırlığı yapsınlar diye. Bir lavabomuz daha var. Mutfak devam ediyor. 8 ocaklı gazlı ocağımız da var burada. Üzerinde de davlumbazı.
kocaman da bir Sub-Zero buzdolabımız var. Şimdi sizi hemen geri çıkartacağım. Turumuza devam edelim. Evi de böyle değişik bir şekilde kapatabilmek için böyle de özel kapılar dizayn etmişler. Bunu gösterdim çünkü tam arkasında bir özel kapı daha var. Hemen şöyle gösterelim. Bir de böyle burada panel gibi gözüken bir kapı var. Halbuki bu bir kapı. Yarım banyoya açılıyor burada. Eve biraz daha organik bir dokunuş getirebilmek için çok fazla tahta, beton ve çelik kullanılmış. Burada da güzel bir tahta deseni var. Yarım lavabosu var. Hemen bu kapıyı 2 saniye kapatalım. Kapıları açık bırakmayalım. Ve turumuza devam edelim. Şimdi bu evin bana sorarsanız en orijinal kısmı burası. Niye? Bu evi dizayn eden mimar, tekrar söylüyorum, Tom Kündig, çok inanılmaz zeki bir adam. Çok orijinal planları ve dizaynları olan bir adam. Buraya bir yemek odası dizayn yapmış. Yemek odası şu an dışarıda, yani yemek masası. Onun üzerine de bir ışık koymuş. Demiş ki insanlar yemek yerken ışığını ayarlamak isterlerse böyle de güzel bir pulley, yani bir mekanizma yaratayım. Işığı indirip kaldırabilsinler. Daha da orijinali, çünkü bunu yapmasında aslında iki sebep var. Daha da orijinali, ev böyle dışarıya çok rahatça açılsın ve cam görmeyeyim dedikleri için biz burada guillotine diyoruz. Değişik bir cam kapı dizaynı yapmışlar. Artık arkadaşlar bir rolünü koyar. Burada gördüğünüz cam kapı evin dışarısına doğru kalkıp buradan tamamıyla yok oluyor. Ki böylece yemek odanızı tamamıyla dışarıya açabiliyorsunuz. İkinci bunu dizayn etme sebebi, istemiş ki yemek masasını insanlar dışarıya çıkartabilsinler. Altına bir tekerlek koymuş. Olur da burada bir parti yaparsınız, 100-200 kişi olur. İnsanlar kafasını bu ışığa vurmasın diye böyle de tavana kaldırabilmeniz için orijinalde bir dizayn yapmış. Hakikaten çok farklı bir ev. Burada da yemek masamız var. Bir enteresan hikaye daha. Bu arada ben bu evin sahibiyle tanışabilme şansım oldu. Bayağı da bir zaman geçirebilme şansım oldu. Bana evin hikayesini, mimariyle olan ilişkisini gayet anlattı ve söylediği şeylerden biri de, Enes, ben Kaliforniya'da yaşıyorsam dışarıda oturabilmeliyim. Gece gündüz fark etmez ve soğuktan dolayı üşümek istemiyorum. Dolayısıyla her yere ısıtıcılar getirmek istemiş. Bunu yaparken bunu birazcık abartmış bana sorarsanız. Böyle de bir güzel bir ayak dizaynı yapmış ki bu gördüğünüz ısıtıcılar buraya gelip bu boyuta indirilebiliyor ki oturduğunuzda rahatça yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Hakikaten bu evin sahibi hayatı güzel yaşamayı biliyor diyebiliriz. Burada ilk havuzumuz var. Infinity, sonsuzluk havuzu. Downtown Los Angeles karşımızda. İnanılmaz bir şehir manzarası. Bu da orijinal bir çalışma. Buraya da güzel böyle bir dekorasyon değil, Türkçesini de unutuyorum. Sculpture, yani bir dekor yapmış. Stainless steel'den, paslanmaz çelikten. Bir açıdan baktığınızda burada bir oturan bayan görüyorsunuz. Bir açıdan baktığınızda çok ince metal yapıldığı için hiçbir şey görmüyorsunuz. Direkt manzaraya gösteriyor. Enteresan bir çalışma diyebilirim. Burada da dışarıda bir oturma alanı daha var. Yine enteresan. Yukarıda 4 tane ısıtıcı var. 4 tane ısıtıcı bir kablo sistemi üzerinde. Bir düğmeye bastığınızda 4 feet, yani 1.2 metre aşağıya iniyor ve burayı çok güzel ısıtıyor. Sonra demiş ki, Enes, ben burada oturmayı çok seviyorum. Burada yemek yemeyi de seviyorum. Ondan buradaki masayı öyle bir dizayn ettirdim ki istediğinde yukarıya kaldırıp yemek masası boyutuna getirebiliyorsunuz. Ki rahatça oturup manzarama bakıp yemeğimi yiyebiliyorum diyor. Bu da bir enteresan çalışma. Aynı mimar yine böyle de bir orijinal dizayn yapmış. Burada bir güzel zincirli şöminenin üzerindeki ızgarayı açan bir dizayn. Böyle daha çok enteresan dizaynlar göreceğiz bu evde. Hemen sizi tekrar içeriye alayım. Umarım yemek masasını, yemek odasını iyi anlatabilmişimdir. Böyle bir çılgın bir çalışma. Buradan da devam edersek, burada da bu evin ana salonu var. Ana salon yine çok ekstravagant, çok güzel. Çok aslında sade dekore edilmiş bir oda. Aynı şömine, dışarıda gördüğümüz şöminenin burası da arka kısmı. Yine aynı zincir mekanizması var. Bu arada da şöminenin üst bacalarının yukarıya gidişini görebiliyorsunuz. Onu da kasıtlı öyle bırakmışlar. Onun neden öyle olduğunu birazdan videoda ikinci katta göreceksiniz. Burada otomatik cam kapılar var. Şu an birazcık rüzgarlı, açmayayım. Güzel bir oturma odası. Arkada da barı, televizyonu vesairesi, her şey var. Güzel bir oturma odası diyebiliriz. Hatta şöyle hemen şu kapıdan bir çıkalım. Bu arada bütün kapılar otomatik. O size dışarıda gösterdiğim gölgelikler neredeyse her katta var. Onlar da otomatik. Ve bunun üzerine otomatik perdeler. Her şey otomatik diyebiliriz. Hakikaten bir telefonla kontrol edilen çok güzel bir ev yapmışlar. Şimdi evin arka bahçesinin ikinci kısmındayız. Ya da bu kattaki arka bahçesinin ikinci kısmındayız. Tam üzerimde olan, altından geçmiş olduğum çatı ana yatak odası. Bu ana yatak odası bana sorarsanız benim hayatımda gördüğüm en güzel ana yatak odalarından biri. Sade fakat manzarası inanılmaz. Onu da birazdan turlayacağız. Bu cam tamamıyla otomatikman açılıyor. Salonunuzdan direkt bu arkadaki peryonunuza çıkabiliyorsunuz. Burada 75 feetlik inanılmaz bir sonsuzluk havuzu var. Daha enteresan bir çalışması. Burada bir
Baha şaf diyoruz. Alçak kısmı var. Aynı baha şaf detayı, yani bu alçak kısım bu tarafta da var. Daha da enteresanı, evin sahibi çok orijinal bir karakter. Yani böyle mimariye, dizayna, mühendisliğe çok meraklı birisi. Bana diyor ki, ya da bana dedi ki, Enes, ben bu evi dizayn ettiğimde havuzlar böyle cam gibi gözüksün isterim. Herkes bu spa kısmını, yani hot tub kısmını, sıcak kısmını yüksek yapıyor. Havuzun düzgünlüğünü bozuyorlar. Ben de öyle bir dizayn yapmak istedim ki havuza baktığımda tek bir cam gibi gözüksün. Buraya 35 bin dolarlık böyle bir plexi cam dizaynı yapıyor. Havuzun su seviyesinin yarım inç, yani 1-2 santim yukarısında, ki burayı farklı bir derecede ısıtıp havuzu hala soğuk bırakabiliyor. Bu da enteresan bir çalışma. Ve son olarak da manzaralar inanılmaz. Yani Hollywood Hills'ın değerli olmasının sebebi bu manzaralar. Hakikaten de yani buradan Griffith Observatory diye bir yer var. Oradan Downtown Los Angeles, bütün şehir, Century City, Wilshire Corridor, okyanusa kadar her şeyi görebiliyorsunuz. Bugün birazcık sisli, okyanusu iyi göremiyoruz. Ama bu manzara inanılmaz. Evin mimarisi de çok orijinal. Şöyle bir girip gösterebilirsek tekrar, ana yatak odamız tam yukarıda. Hakikaten bugünün turu çok orijinal. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur şu ana kadarki turu. Şimdi tekrar evin içine girelim. Bu katta görmemiz gereken 2 ya da 3 tane daha odamız var. Dediğim gibi cam kapıları açmadım. O kadar büyük cam kapılar ki bütün evin içine rüzgar giriyor. Bugün birazcık rüzgarlı bir gün. Tekrar sizi evin içine alayım. Buradan da devam edersek bu oyunun devamına. Burada bir merdiven daha var. Evin ikinci katına, yani ana yatak odasına çıkıyor. Full bir banyosu, havuz banyosu diyebiliriz buraya. Orijinal de bir lavabo dizaynı yapmışlar. Zaten havuza bakıyor direkt. Ve geri de dönersek, bu katta bir tane yatak odası var. O da buradan başlıyor. Sol tarafında güzel bir banyosu, sağ tarafında klozeti. Bu kapıdan da girdiğinizde yatak odasının kendisi. Gayet geniş, rahat bir oda. Televizyonu bu tarafta. Misafir odası diyoruz ama aynı şekilde evin genelinde gördüğümüz, yerden tavana kadar olan cam kapılar burada da var. Aynı arka bahçeye açılıyor. Bu arada evin sahibi Avrupa'ya çok meraklı birisi. Evin her yerinde zeytin ağaçları var. Özellikle de alt katta, onu da birazdan göreceğiz. Ve birinci kattaki olan turumuz burada bitiyor. Şimdi merdivenlere geri gidelim ve alt katı dolaşalım. Ve şimdi de bodrum katındayız. Burada çok enteresan odalar var. Birazdan göreceğiz. Evin çok güzel bir modern merdiven dizaynı var. Hep çelikten yapılmış. Burada da beton duvarı. Bunları güzel tahtalarla form edip betonu döküyorlar. Hep aralarındaki detaylar ya da bu tahtanın üzerindeki desenler bu betona da yansıyor. Önce sizi bu tarafa götüreceğim. Burada bir açık alan var. Eğer ileride birisi merdiven eklemek isterse, merdiven diyorum, asansör eklemek isterse bu eve, buraya yapabilirler. Yolda devam edersek burada çamaşır odası var. 2 çamaşır makinesi, 2 kurutucu, dolaplar, lavabosu vesaire. Yola da devam edersek, burada hep yolda ufak klozetler var. Burası da birinci misafir yatak odasına açılıyor. Misafir yatak odası diyorum ama aslında İngilizce'de buna maid quarters diyorlar. Yani bu evde çalışan insanların kaldığı yer. Ki kendilerine özgü bir alanları olsun diye burada bir oturma alanları var. Kendi ufak mutfakları var. Ufak mutfak diyorum ama her şey var bu mutfakta. Gazlı ocağı, mikrodalgası, dolapları, bulaşık makinesi, gayet güzel boyutta buzdolabı. Her şey sahipler. Burası da oturma alanları. Evin alt katında ama bu evi dizayn eden mimar Tom Kundig gerçekten evin her katını çok iyi şekilde kullanmış. Çatı yükseklikleri gayet güzel. Alt katta bodrum katındayız ama gördüğünüz gibi duvardan tavana kadar camlar hep dışarıya açılıyor. Ev dağın yamacında olmasına rağmen her katı güzelce terasladıkları için her katın dışarıda oturma alanı veya dışarıda çimlik alanı var. Bu dış alanı da birazdan göreceğiz. Hemen sizi arkadaki yatak odasına götüreyim. Maze Corridor kısmının oturma alanı. Burası da yatak odası. Gayet güzel de bir king size boyut dediğimiz bir yatağı var. Dışarıya açılan o kapalı teras açılan bir kapısı var. Güzel de bir penceresi var. Gayet güzel geniş bir oda. Burada da dolapları var kıyafetleriniz için. Hemen şu kapıdan da girersek burada da banyosu, çalışanlar için yapılmış bir oda veya oturma alanı ama gördüğünüz gibi banyoları gayet geniş, 2 tane lavabosu var, güzel bir duşu var, tuvalet de bu tarafta. Şimdi sizi hole geri götüreceğim. Bu katta gerçekten çok enteresan odalar var. Evin sahibi de çok enteresan bir karakter. Güzel olan kısım,
Onunla ben birkaç saat geçirme şansı bulundum. Bana evin hikayesini anlattı. Bana mimariyle olan ilişkisini anlattı ve gerçekten çok enteresan bir ev. Dizayn olarak da kesinlikle benim favori evlerimden biri. Burada da 900 şişelik şarap mahzeni var, wine cellar. Böyle bir elegant dizayn olsun diye tam merdivenin karşısında olduğu için güzel deriyle yapılmış pouch diyoruz. Yani böyle bir şarapları koyma alanı. Havası kontrol ediliyor. Burada buzdolabı var. Burada bile aynı beton detayını da getirmişler. Onu da göstermek istedim. Şimdi şarap mahzeninden çıkalım hemen hızlı bir şekilde. Kapısını da kapatalım açık bırakmadan. Devam edelim. Burada da bir kapımız var. Bu kapıda evin sinemasına açılıyor. Artık videolarımızdan alışmışsınızdır. Bu evlerin sineması var. Bu fiyattaki evlerde insanlar her şeyi bekliyor. Bu evde de o var. Birazcık merdivenlerle bu sinemayı aşağıya gömüp çatısını daha yüksek yapmışlar. Çünkü 3 seviye koltuk var burada oturmak için. Bunlar da normal salon koltuğu gibi duruyor ama hemen bir yakından gösterelim. Elektrikli ayaklıkları var, otomatik. İşte keyif yapmanız için, güzelce filmlerinizi izlemek için bunu da gösterelim istedim. Şimdi geri devam edelim. Tekrar hole. Oda arkasından oda. Burada bir yarım klozet var. Coat closet diyoruz. Yani işte montlarınızı, kıyafetlerinizi asmak için. Burada da bir yarım banyo. Niye böyle bir banyo veya klozet var derseniz, bu evi dizayn ederken evin sahibi ve mimarı eğer olur da 200-300 kişilik bir parti yaparsak bu kadar insanın anahtarını, kıyafetini nereye koyarız? Böyle bir oda dizayn etmişler. Aslında sırf amacı bu. Bayağı enteresan. Şimdi buraya geliyorsunuz. Burası da bu evin oyun alanı ya da game room'u diyeyim. Oyun alanı demek biraz enteresan geliyor. Bizim Türkçe'de oyun hani daha çocuksu bir kelime belki de. Ama dediğim gibi bu fiyattaki evlerde her şey beklendiği için böyle bir game room ya da bir işte bilardo masasının olduğu, pinball masasının olduğu, barın olduğu bir oda. Evin sahibi de çok enteresan bir karakter. Böyle stereotype şeylere çok inanmıyor. Dolayısıyla onlar game room istiyorsa ben de unique bir şey yapacağım deyip böyle bir şey yapma karar vermiş. Bu yarış pisti, tabii ki oyun, yani oyuncak yarış pisti. Bunu neydi ismi? Slot Mods diye bir şirket yapıyor Ohio'dan. Ve bu şirketi evin sahibi bulduktan sonra şirket sahibiyle konuşmaya başlıyor. Ve şirket sahibi diyor ki ona, dünya etrafındaki araba pistlerinden en çok sevdiğin pistler hangisi? Yarışma pistlerinden. Burada gördüğünüz her dönemeç ya da her düzlük dünyanın çok ünlü pistlerinden alınıp inşa edilmiş. Yani böyle de bir değişik bir hikayesi var bunun. Yaklaşık 1 milyon dolar bunun fiyatı bu arada. O da inanılmaz bir rakam. Hatta size şöyle de göstereyim. Burada bir Ford GT'miz var. 31 yaşında Hollywood Hills'da birinin evinde böyle araba oyunu oynayacağım deseler inanmazdım. Hayatım bu noktaya geldi. Böyle değişik bir hayat yaşıyoruz artık burada. Bu arada evin sahibi arabalara çok meraklı, yarışmaya çok meraklı. Onun da birazdan ne demek olduğunu anlayacaksınız. Burada da bir simülatör var. Hatta benim arkadaşım Max de buraya sürekli gelip oynuyor. Bu da enteresan bir detay. Sizi buradan bir dışarıya çıkartacağım hemen 2 dakika. Bu kattaki her odanın böyle bir kapalı terası var dışarıya çıkan. Alt katta olduğumuz için burayı da güzelce seviyelemiş. Çin bir bahçe yapmış. Evin sahibinde birazcık Türklük var. 40 tane 150 yaşında zeytin ağacı getirmiş eve. İnanılmaz. Zaten gelince böyle sanki bir Avrupa'yı hissiyatı var. Buradan da görüyorsunuz. Bir de işin güzel tarafı hakikaten parayı kıyıp bütün araziyi de teraslatıp arazinin çizgisi yani arazinin limitine kadar güzelce yürüyüş yolları yapmış. Onları da güzelce zeytin ağaçlarıyla kaplamış. Yani adam böyle doğayı, orijinal dizaynı seven birisi. Bu yatırımı da hakikaten yapmış. Şimdi sizi tekrar evin içine sokacağım. Burada turumuza devam edelim. Hemen hızlı bir şekilde 2 tane daha yatak odası var burada. Bir de onları gezelim. Ondan sonra da son kalan oda çok cool. Onu da bir aradan çıkartırız. Buradan hol devam ediyor. Bu arada neden bu katta bu kadar yatak odası var derseniz, evin sahibi bekar birisi ve istemiş ki üst katta bir tek onun kendi yatak odası olsun. Dolayısıyla bizim ekip de bu arada bunları indirmiş. Hemen açayım. Bütün yatak odalarını evin altına koyuyor. Ana katta bir tane yatak odası var. Gördünüz zaten. Dolayısıyla burada bu kadar çok yatak odası var. Ama güzel olan her yatak odası gerçekten çok geniş, çok ferah. Her bir yatak odasının yerden tavana kadar güzel cam kapıları var. Hep terasları açılıyor. Çok ferah. Şimdi alt kattayız. Dediğim gibi yine gayet güzel ışık alan odalar. King size yatak. Yani gayet beklediğiniz bir dizayn diyebilirim. Banyoya da girersek. Adam bu kadar ekstravagant bir evde yaşamasına rağmen aslında çok mütevazi birisi. Dediğim gibi birazcık onunla da zaman geçirme vaktim oldu.
Gördüğünüz gibi bütün bu banyolardaki finişler, detaylar hep mütevazi, daha çok doğal taşlar üzerine. Burada da iki tane lavabomuz var. Hemen sizi diğer tarafa götüreyim. Bu ufak holde, karşı tarafta da ikinci yatak odası var. Bu yatak odası büyük ihtimal Maid's Quarter'dan sonraki en büyük oda. Bütün bu holde dolaplar, bu tarafta güzel bir banyosu var, aynı finişlere sahip. Bu yatak odasını özellikle getirmek istedim çünkü manzarası inanılmaz. Yani buradan Century City, okyanusa kadar güzel bir günde görüyorsunuz. Güzel bir gün diyorum, bugün birazcık sisli. Zeytin ağaçları her yerde. Bana sorarsanız hakikaten çok zevkle yapılmış bir yer. Şimdi tekrar ana hole geri dönelim. Orada son kalan, bu kattaki son kalan odamızı gezelim. Bu arada umarım turu şu ana kadar beğeniyorsunuzdur. Eğer beğeniyorsanız bize bir beğeni vermeyi unutmayın. Ben bu turları İngilizce'de yapıyorum. İngilizce'de yaptığım için gün içerisinde herhalde 4-5 saat konuşuyorum. Ekip sürekli beni takip ediyor. Sürekli bir kayıt hali. Yoruluyoruz ama beğeniyorsanız hiç problem değil, zevkle yapıyoruz. Şimdi holün sonunda bu gördüğünüz inanılmaz büyüklükteki çelik kapı var. Bu çok çılgın bir çalışma. Niye böyle bir çelik kapı derseniz, size şöyle açayım. Kocaman bir kapı ama açılması gayet rahat. Ve bu kapıda evin araba galerisine açılıyor. Şimdi şöyle bir açıklama yapmak isterim. Ben 31 yaşındayım. Böyle her Türk gencine nasip olmaz dünyanın en güzel evlerini gezip böyle şeyleri yaşamak. Ben her hafta çok şanslıyım. Çok inanılmaz evleri gezebiliyorum ekip olarak. Ekip olarak çok şanslıyız. Ama bu ev hakikaten çok farklı. Dizaynıyla garajına kadar. Garajı da çok orijinal. Yukarıda bir ışıklandırma sistemi yapmışlar. Bu ışıklandırma sistemini evin sahibi 2001 yılında yapılan Space Odyssey diye bir film var. İzleme şansınız olduğunu bilmiyorum. Oradan kopyalayarak böyle bir futuristik, ileri görüşlü bir dizayn yapmak istemiş. Tabii arabaları da çok güzel ışıklandırıyor. Burada da kendisinin Mercedes E63 Station Wagon diyoruz. Yani uzun kasası diyeyim artık. Mercedes 250 SE, işte Chevrolet Camaro'su, Ferrari 458'i, Porsche 911, arkada bir Challenger RT'si var. Arabalara ve yarışmaya meraklı birisi. Güzel de bir araba galerisi var. Umarım bir gün benim de böyle bir galerim olur. Yani ben de arabalara meraklıyım ama bu ev sahibinin olduğu pozisyona hiç yakın bir konumda değilim. Çok enteresan bir çalışma daha. Garajın böyle bir açıklığı var. Şimdi diyebilirsiniz ki Enes, niye böyle bir açıklık var? Niye garaj dışarıya doğru çıkıyor böyle ve uzanıyor dersen, evin garajının ortasında böyle bir turntable dediğimiz, yani dönen bir mekanizma yapmak istemiyor. Daha kibar, böyle daha açık bir dizayn yapmak istiyor. Tabi arabalarını da rahatça döndürebilmek için böyle de bir garajın uzatması diyebiliriz. Garajın uzatması diyorum ama arkamızda inanılmaz bir manzara var. Bu taraftan da devam edip arabanızı döndürüp garajdan çıkabiliyorsunuz. İnanılmaz yani. Kim böyle bir dizayn yapar? Ben bile şoktayım. Ev bu arada buradan inanılmaz gözüküyor. Evin dış mimarisi hakikaten çok orijinal. Bu konuştuk daha önce de, bifold dediğimiz yani yarım katlanan gölgelikler evin dışarısında çatı gibi duruyor kapalıyken. Açıkken evi çok güzel ışıktan koruyor. Hakikaten çok orijinal bir ev ve bu zemin kattaki, yani alt kattaki, bodrum kattaki turumuz da burada bitiyor. Şimdi tekrar merdivenlere geri gidelim ve ikinci kattaki ana yatak odasını dolaşalım. Şimdi de ikinci kattayız. Bu arada baştan uyarmak isterim, böyle çok enerjik bir karakterim var benim. Bazen kendimi kaptırıp hızlı konuşuyor olabilirim. Eğer hızlı konuşuyorsam kusuruma bakmayın. Yorumlarda yazın. Onu da düzeltmeye çalışacağım. Çünkü bütün gün boyunca çalışıyoruz. Bu turlar geldiğinde böyle bütün enerjimle yükleniyorum. Bazen kendimi kaybediyor olabilirim. İkinci kattayız. İkinci kat tamamıyla ana yatak odasına dedike. Ve ana yatak odasında böyle bir oturma alanı ya da ofisi var. Evin sahibi bekar bir insan olduğu için buraya güzel bir ofis yapmış. Ben de olsam aynısını yaparım. Güzel bir oturma alanı var. Gazlı şöminesi var. Bir de böyle her şeyi çok seamless diyoruz, yani böyle her şeyi güzel kaplamayı seviyor. Ondan televizyonun önüne de güzel bir kaplamak için çelik panel yaptırmış. Kumandaya basıp burayı da açabiliyorsunuz gerekirse. Şimdi nereyi konuşalım? Camlar inanılmaz. Zaten manzara müthiş. Çok konuştuk manzara ile ilgili. Sürekli manzara diyoruz. Burada da ofisi var. İşini de biliyor. Dizayndan da anlıyor. Ofisinin yanında güzel de bir kahve barı yapmış kendine. Lavabosu var. Espresso maker diyoruz. Espresso yapan mille makinesi. Altına da güzel dolapları yapmış. İçecekleri, biraları burada. Gayet güzel de bir ofis dizaynı. Şöyle bir köşeden manzarayı gösterirsek, işte Hollywood Hills diyoruz sürekli. Dağların etekleri burada. Hatta şurada Forest Knoll diye çok ünlü bir ev var. Biz onu da dolaştık. İzlemediyseniz altta ben ona linkini koyarım.
Türkçe alt yazıyla da izleyebilirsiniz. Downtown Los Angeles. Ve sen şurada kal istersen, sana hemen 2 saniyede size bir dışarıya çıkartayım. Bu kapıların hepsi bu arada otomatik. Bütün evde zaten her şey otomatik olduğu için bu kapılar da otomatik. Şöyle bir hemen 2 saniye dışarıya çıkalım. Ofisin de böyle bir değişik bir dış alanı var. Aslında tam ofisin değil çünkü burayı ana yatak odası yaptıkları için mümkün olduğunca kullanışlı yapmak istemişler. Yukarıda bahsettim o gölgelikler. Buradan biraz daha yakında görebilirsiniz. Evin en orijinal mimari detaylarından birisi diyebilirim. Ve bu dış alan, güzel patio alanı iyice böyle manzaraya doğru uzuyor. Yani evin manzarası gerçekten inanılmaz. Dediğim gibi benim çok şanslı bir hayatım var. Dünyanın en güzel evlerini dolaşıyorum. Ama bu manzaralar gerçekten inanılmaz. Ev promontory diyoruz. Yani böyle bir dağın eteğindeki bir sokağın tam ucundaki ev. Dolayısıyla her taraftan inanılmaz bir manzara alıyor. Burada da bir fire pit'i, gazlı fire pit'i var. Oturma alanı. Evin sahibi bana şey dedi. Akşamları burada oturuyorum, film izliyorum, keyfimi yapıyorum. Yani böyle güzel yaşamayı bilen birisi. Anlatış şekli de çok güzel. Ben dedim yani, you're living a good life. Yani güzel hayat yaşıyorsun, hayatın güzel. Merdiven burada. Mutfağın yanındaki dış alandan yukarıya çıkıyor. Bunu da böyle dizayn etmişler ki olur da bir parti var. 200-300 kişi olur. İnsanlar bu kata gelmek ister. Benim ana merdivenimi kullanmaktansa dışarıdan gelsinler ve dışarıdan orada otursunlar. Yani ana yatak odasını birazcık evden ayırmak istemiş. Ondan öyle de bir dizaynı var. Burada bir yarım banyomuz var. Gayet güzel. Bu çok enteresan. Hemen şöyle göstereyim. Burada ana yatak odasının bir kapısı var. Ama kapıyı da üstten açık bırakmış. Doğal ışık gelsin diye. Hemen sizi şuradan geçireyim. Bu ana yatak odasının klozeti, şeylerin, kıyafetlerin olduğu yer. Evin sahibi böyle her şeyi saklamaya ve minimalist görüntüye meraklı olduğu için her şey dolaptan, her şey güzelce saklı. Biz de özel hayatına saygı duyduğumuz için dolapları çok açmayalım. Ama yani görüyorsunuz gayet güzel. Bana sorarsanız bu yatak odasının, klozetin en değerli özelliği de bu. Çamaşır makinesi ve kurutucu. Kimin vakti var? Klozetten kıyafeti al, alt kata götür, orada yıka, geri götür. Evde çalışan olsa bile o insanlara da yazık. Böyle bir şey olması çok güzel. Şimdi bu kapıda banyoya açılıyor. Banyoda freestanding tub diyoruz. Yani böyle güzel bir küveti var. Tabii ki de manzaraya bakıyor. Zaten bu Hollywood Hills'in klasik detaylarından birisi. Neredeyse her evde var. Eğer ki manzarası varsa. Ama bu banyo çok orijinal. Niye çok orijinal? Burada şimdi duşumuz var. Duşu bir öyle bir dizayn etmiş ki cam kapısı içeriye doğru açılıyor. Dolayısıyla normalde lavaboyu kullanırken hiç böyle kapalı duşmuş gibi gözükmüyor. İkinci detay, alt katta gördüğümüz ana şöminenin flusu diyoruz. Yani o dumanını taşıyan borularını üst kata özellikle çıkartmışlar ki burada duşunda güzel bir privacy detayı. Yani insanların görmesini engelleyen bir detay olarak kullanmışlar. Daha da güzeli, bir de buraya açılan sürgülü kapı koymuş ki isterseniz böyle açık rahat bir duş almak istiyorsanız onu da yapabilirsiniz. Siz diyebilirsiniz ki Enes bu çok açık, herkes beni görebilir. Hollywood'da yaşayan insanlar birazcık rahat. Onların çok umrunda değil. Birisi görmüş. Ondan eminim bunu çok kullanan oluyordur. Ya da evi alacak yeni kişi eminim kullanır. Lavabo detaylarımız yine aynı. 2 tane lavabosu var burada. Turumuza devam edelim. Solda yatak odası var ama önce sizi buraya getireceğim. Bu da çok enteresan bir çalışma. Ama çok enteresan dedim ya. Ev hakikaten çok farklı bir ev. Yürüyüş yolu, biz kork diyoruz buna, yani böyle bir sünger bir materyalden. Burada bir oturma alanı daha var. Diyebilirsin ki Enes, o kadar ahşap mermerin arasında böyle bir sünger yolun ne esprisi var? Onu da anlatacağım. İkinci merdiven, o ana kattaki yatak odasının oradaki merdiven burada yukarıya çıkıyor. Burada da adamın, yani evin sahibinin cimi var. Güzel bir cim, gayet güzel bir boyutta. Bana şey dedi, Enes, ben bodrum katındaki spor merkezlerini ya da spor alanlarını sevmiyorum. Ben spor yaptığımda manzara olacak. Keyfime varacağım, evimin hakkını vereceğim deyip ikinci katın belki de en değerli yerine spor alanını koymuş. Ne istediğini en azından biliyor. Bana sorarsanız bence güzel bir seçenek. İleride burayı başka birisi değiştirebilir. Her yere dolap koyma merakı olduğu için şöyle gösterelim. Buraya da bir dolap koymuş. Her yerde soğuk içecekleri hazır. Şimdi derseniz ki Enes peki her şeyi anladık da bu yolun esprisine. Burada tekerlekli ve ittirdiği bir spor aleti var. O aleti yolun sonuna kadar kullanabilmek için sırf kendine bunu dizayn etmiş. Eğer böyle 50-60 milyon dolarlık bir evde yaşayabiliyorsanız böyle lüksleri ödeyebiliyorsunuz demektir. O da kendine göre bir şey yapmış. Ama ileride burayı kesinlikle birisi kapatabilir. Buraya ikinci banyo, ikinci klozet yapabilir. Şimdi bu evin bana sorarsanız en değerli, en güzel kısmı burası. Ana yatak odası. Şöyle sizi bir içeriye alalım.
Şimdi burada hemen odayı anlatmadan önce birkaç detayı göstermek isterim. Birincisi, exterior shutters. Şöyle camlara bakarsak, bu dışarıdaki gölgelikler nasıl çalışıyor derseniz, gördüğünüz gibi hep otomatik, burada da düğmesi var. Ve güzelce kapanıyor. Atıyorum, sabahları güneş görmek istemiyorsunuz ama 9'da açılmalarını istiyorsunuz. Her şeyi programlayabiliyorsunuz. Ve hakikaten çok orijinal bir detay. Bu oda, bana sorarsanız benim Los Angeles'taki geçmişime dayanarak söylüyorum. Dolaştığım en güzel ana yatak odası diyebilirim. Hem de hiç şüphesiz. Niye derseniz, belki en büyük yatak odası değil şu ana kadar görmüş olduğumuz. Ama boyutu tamamıyla doğru, çok sıcak. Yerler çok güzel ahşap. Aynı ahşap stilini tavanda da taşımışlar. Odanın çok sıcak bir enerjisi var. King size yatak burada. Camlar açılıyor. Ve manzarası inanılmaz. Ve burayı dizayn eden kişi, buranın mühendisi öyle de güzel bir dizayn etmiş ki sanki bu yatak odası şehrin üzerinde uçuyormuş gibi duruyor. Ve evin de öyle bir güzel seviyelendirmesini yapmışlar ki buradan havuzu görmeniz için tam köşeye gelmeniz lazım. Yani yataktan baktığınızda gördüğünüz tek şey direkt manzara, okyanusa kadar. İnanılmaz bir yatak odası. Ben açıkçası kendimi çok şanslı hissediyorum böyle inanılmaz evlere dolaşabildiğim için ve ümit ediyorum. Bu videolarda sizin bu evleri benim gözümden görüyormuşsunuz gibi görmenizi sağlıyordur. Ve turumuz da burada bitiyor. Aslında turumuz burada bitmiyor. İkinci kattaki turumuz burada bitiyor. Birkaç saat ileriye alalım. Bu evi bir de gece görelim. Ondan sonra sizle tekrar buluşacağım. Bu evle ilgili olan fikirlerimi de paylaşacağım. Turumuz burada bitiyor. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bize beğeni vermeyi unutmayın. Biz turları mümkün olduğunca değişik yapmaya çalışıyoruz. Eğer farklı fikirleriniz varsa lütfen alta yorum olarak ekleyin. Ve bu kanala üye olmayı unutmayın eğer böyle turları izlemek istiyorsanız. Eğer hiçbir turu kaçırmak istemiyorsanız benim İngilizce kanalıma gidip Türkçe altyazıyla da izleyebilirsiniz. Ve önümüzdeki haftaya görüşmek üzere.